Bakar mısınız? Kimse yok mu? Buyurun. Kızım, hiç caminin kapısı çalınır mı? Burası Allah'ın evi. Gel içeri. Gir, gir. Şey, kusura bakmayın. Ben sizi rahatsız etmek istemedim. Estağfurullah. Hoca yok mu? Hoca? Hoca benim. Gerçek hoca. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Siz şeysiniz, Zehra çatıya çıktığında eline megafonu alıp bağıran hoca siz değil misiniz? Ha, bir dakika, bir dakika. Şimdi hatırladım. Tamam ya. Evet, şu sahtekar hocanın mağdur ettiği kız değil mi? Ya. Evet hocam, ben de sizi o yüzden rahatsız ettim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Arkadaşınızın sorunu nedir? Hocam, Ziya Hoca öleli bir yıl oldu. Hı. Aslında Zehra da gayet iyiydi. Yani birazcık toparlamıştı kendini ama ne bileyim... Son zamanlarda aklı yine gitti gelgitleri falan var. Hocam aramızda kalsın, böyle halüsinasyonlar görüyor, ne bileyim... ...hortlaklar, hayaletler falan görüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım, yani bu senin anlattığın benim konumun tamamen dışında yani. Hocam arkadaşım kafayı yemek üzere. Yani doktorlar biraz zamana bırakın, düzelir dedi ama yok. Yani en son telefonla konuştuğumda hiç ümit falan yoktu yani. Hocam gözünüzü seveyim, yani Zehra benim için çok önemli. Arkadaşım, canım, kardeşim, her şeyim. Hani sizden başka gelecek hiç kimsem yoktu. Bir de şey, alternatif tıp diye size geldim. Ya iyi ettiniz, iyi ettiniz de peki yani tam olarak benden ne istiyorsunuz onu anlamadım. Hocam, o siz güçlü nefesinizle bir Zehra'yı okuyup üfleseniz ha? Tabii. Okuruz, evelallah. Tabii ki okuruz. Okuruz da gerisi Allah'a kalmış yani. İster kabul eder, ister etmez. Ay inşallah, inşallah. Hocam peki şey diyeceğim, garanti veriyor musunuz? Neyin garantisi ya? Neyin garantisi? Allah Allah! Beyaz eşyan bu. Yok, yok hocam, kızmayın. Ben öyle demek istemedim. Yani siz şey, hani o güçlü nefesinizde Zehra'yı okuyup üfleyeceksiniz ya. Ne bileyim yani, hani kafasındaki o kötü düşünceler gitmez mi kesin olarak, ha? Hmm. Tamam kızım, yani ben okumasını okurum tabii de, ötesi Allah'a kalmış. İster kabul eder, ister etmez dediğim gibi. Doktora gösterdiniz mi? Hocam göstermez miyiz? Gösterdik tabii ki ama yok. Faydasını görmedi. Hı. İyi. Madem abi. Okuyalım bakalım. Hayırlısı inşallah. Buyurun. Evet çocuklar, şimdi şunu bilin ki hayatımıza giren her şeyin bir amacı vardır. Yani bir amaç neticesinde de hayatımızdadır yani. Öyle diyor yani burada. Ay kızım çok ilginç değil mi ya? Ahmet Hoca bugüne kadar hiç kitaptan bakarak ders anlatmamıştı yani. Yani? Ne olmuş ki kitaba baktıysa? Sen önce şu kitabın kapağını bir kere çevir, ondan sonra hocama eriştir. Mesela çocuklar, stadyum örnek, büyük yapıtlar, tarihe bakarsak saraylar mesela, Topkapı Sarayı falan, değil mi? Bunların hiçbiri amaçsız şeyler değildir yani, amaçsız yapıtlar değildir yani. İşte oğlum, hoca stat demişken nerede kaldı lan bu nöbetçi öğrenci? Maçı kaçıracağız. Gelir, niye telaş ediyorsun ya? Bekle, gelecek birazdan. Bak ben sana ne diyeceğim, biz bu işi Ahmet Hoca'nın dersinde yapmayacaktık. Keşke Banu Hoca'nın dersinde yapsaydık. Baksana adamın gözler fıldır fıldır. Ya oldu, o zaman maça geç kalırdık. Düşünemiyorsun değil mi bunları? Ayarladım yorum, bana bir güven, gelecek şimdi çocuk. Mesela nerede bir tasarım harikası bir bina görürseniz anlayın ki... ...o oraya şüphesiz bir amaç doğrultusunda yapılmıştır yani. Evladım, senin amacın ne mesela, ha? Yok, yok sen. Anlayamadım hocam. Ya dersi dinlemiyorsun ki sen ya. Ah olur mu hocam, benim kulağım sizde ya. Beynin nerede? Çok, çok teessüf ediyorum hocam. Otur, teessüf ediyormuş. Bu hayatta amaçsız hiçbir şey yoktur çocuklar. Gel.
Hocam dersinizi bölüyorum ama müdür bey Berk ve Cüneyt'i istiyor da. Hayırdır inşallah? Cüneyt'le Berk. Oğlum bak bu sefer kesin çakacak, ben çok tırsıyorum. Susar mısın? Çıkın hadi çıkın, amaçsızlar sizi. İyi dersler hocam. Kumar borcunu börek satarak nasıl ödeyeceğiz ya? Adama söylerken ben bile inanmadım. Eskiden olsa kardeşimiz gelip kurtarıyordu da. Şimdi yok. Yine hayat zor olacak. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Börek getirdik. Tamam buyurun şöyle. Eyvallah. Ahiret inancı İnsanı öldükten sonra ne olacak düşüncesinden uzaklaştırır ve o korkudan kurtarır. O yüzden de çok önemli bir çocuk. Ne var evladım ya? Hocam müdür bey Fuat ve Deniz'i de istiyor. Fuat'la Deniz. Ne oluyor ya? Allah Allah. Ya hadi çıkın bakayım. Göksel abi ziyade olsun, bereketli olsun. Kaçtım ben abi. Kolay gelsin. Ya Şevket birader, benim memlekete gitmem icap ediyor da... ...burayı devletebileceğim birini tanıyor musun? Ya da belki kendini düşünebilirsin. Aklında bulsun diye söylüyorum. Var ya, tam tüccar adamsın ha. Bir börek getirdik, ayaküstü kantini bize kilitledi, değil mi? Abicim ne işim olur benim kantinle ya? Ben zaten okul ortamını oldum olası sevmem. Öğrenciler mi öğrenciler? Yok abi, benlik bir iş değil bu. Mümkün değil. Efendim? Hemen getiriyorum müdürüm. Şey abi... Hazır. Oğlum nerede kaldı bunlar ya? Tamam sakin ol, gelirler şimdi. Ya geç kalacağız. Neyse abi, kaçtım ben. Abi iki dakika şuraya bakıver, ben hemen geliyorum. Müdür çok acil, post götürmem lazım. Hayda, abi senin bakacak bir adamın yok. Hemen geliyorum. Allah Allah. Adama bak, kantini bize kilitledi gitti harbiden ha. Abi bir kaşarlı tost alabilir miyim ya? Banda bir karışık, bir de Nescafe. Oldu. Başka bir arzunuz var mı? Başka da bir şey yok. Allah Allah ya. Tiplere bak, sanki mekan basmaya gidiyorlar. Hareketler falan, çekirgeler. Harbiden bize kaldı kantin, değil mi? Ne anlarım tost yapmaktan ya? Bir karışık tost lütfen. Karışık tost verir misiniz lütfen? Allah'ım nereden buluyor bunlar beni? Pardon, siz yeni mi işe başladınız acaba? Ha? Size söylerim, duymuyor musunuz? Allah'ım deli midir, nedir ya? Var hocam. Buyurun. Sen bu kantine. Niye dedim? Kantine diyorum. Kaç para diyorsun? Bir şey demedim ki de. Niye demiyorsun abi? Niye zaman kaybediyoruz ya? Söyle kaç para? 200 bin. Yuu! 200 bin mi? 200 bin. Abi sen ne yapıyorsun ya? 1000 öğrenci var ama burada. Bin öğrenci var da 200 bini burası nasıl çevirecek abi? 200 bin kurtarıyor mu burası ya? Kurtarır.
Bitmiyor lan ders. Kafayı yiyeceğim. Ne zaman çalacak bu zil ya? Of! Çocuklar, unutmayın ki bilim nasılın cevabını, din ise nedenin cevabını arar. Gir. Ya hocam rahatsız ettim ama müdür bey Fatih Ali Cenk vardı da istiyor. Hoppala. Ne oluyor ya? Sınıfta erkek bırakmadı bu müdür. Hakan'ı çağırmıyor mu? Yok hocam onu çağırmıyor. Allah Allah. Çıkın bakayım. Sahtekarın mağdurları var. Ya ben burada onun sahtekar olduğunu söyledim. Söyledim ama siz bana inanmadınız ki. İnanmadınız da ne oldu? He? Senin şu damadın var ya, o bir sahtekar hoca falan falan değil. Meczup, meczup, sahtekar. Ben sizi tanıdım. Siz osunuz. Havuza düşen. Önemli değil muhterem. Önemli değil. Günahlarımızın affolması için ben Allah'a dua ediyorum. Siz de edin. Dedeciğim, ben Zehra'nın psikolojisinin düzelmesi için böyle alternatif tıp yöntemleri araştırdım. Hocamız da bu konuda uzman. Hani Zehra'yı okursa faydasını görecektir. Estağfurullah, estağfurullah kızım. Uzmanlık diye bir şey yok. Kendisi de çok mütevazıdır. Ne kadar doğru düşünmüşsün kızım. Hocam, kusura bakmayın. Affedersiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Önemli değil. Önemli değil muhterem. Hoş bulduk. Efendim, Zehra aklından kötü düşünceleri atması lazım. O Melis de işleri iyicene berbat etmeye başladı yani. Aa, ne yaptı ki? Daha ne olsun ya, daha ne olsun ya. Ziya Hoca yaşıyor diye eğlenmiş. Bir de üstelik adres vermiş. O yaşayamaz. İnan. O öldü. Öldü diyorum. Tamam, tamam. Ölüm meleği Hazreti Azrail onun gırtlağına çöktü ve canını aldı. Tabii ben de şükürler olsun pamuğu... Neyse. Allak mısınız? Bunun gerçek hoca olduğuna emin misin? Bu da öteki gibi düzenbazın teki olmasın sakın. Hala gaflet uykusundan uyanamamışsınız. Beni o sahtekarla karşılaştırmak ancak gafillerin işidir. Ben gerçek hocayım. Gerçek hocayım ben. Hocam, isterseniz biz Zehra'nın odasına doğru çıkalım ufaktan. Yani daha fazla ortamı buyurun gelmeden. Çıkalım. Çıkalım dedeciğim. Dur. Al bir tane bela daha. Şişt, Ahmet Hoca durumu çakmadı değil mi? Yok lan, nereden uyanacak? Ahmet Hoca safın önünden gidelim. Ha, ben sana dedim oğlum. Adam değişti de o kadar da değil. Saplık aynı. Var mı aşkı gelecek var mı? Geç kalmayalım. Abi neyse ben birkaç gün bir para araştırayım tamam mı? Sakın. Kimseye ses etme tamam mı? Ben bu parayı sana bulup getireceğim. 200 bin değil mi? 200 bin abi anlaştık. Ben sana bulup getireceğim. Tamam. Tamam. Vallahi hangi maça gidiyorsunuz? Görmüyor musun oğlum üstümüzdekileri? Geleceğim mi? 20 lira geleceğim mi? Hangi maça gidiyorsunuz dedim. Aa, yok yok. Sen maç değil.
maça falan ne hocam? Şey, nöbetçi çağırdığı için şey yaptık biz buraya, yoksa... Vallahi, hocam vallahi yani bizim suçumuz yok ki, öyle dedi. Müdür burada bekleyin demiş, o yüzden burada bekliyoruz biz. Yemin ediyorum müdür çağırdı hocam. Biz niye burada olduğumuzu biz bile bilmiyoruz. Allah bilir, formaları da müdür bey size vermiştir ha. Hocam, hocam kim verdi bunu? Hayır ona, sorun mu var? Neden derste değilsiniz? Vallahi hocam ben de bunu size sormak istiyordum. Yani çocukları maça çağırmışsınız. Onlar da şu formayı sizin için yaptırmışlar. Buyurun, buyurun hocam. Size de bunu var, bunu almışlar. Acaba televizyonda milyonların huzurunda mı evlilik teklif etsem? Seni seviyorum Şelo. Evlen benimle. Yok. O da çok gösterişli olur. Tabii kızı korkutur. 100 tane balonla kapısının önüne gitsem, orada sürpriz bir evlilik teklifi. Ya o da çok klişe, çok yapıldı yani. Kulağa gelsin. Eyvallah. Arkadaş ne güzel kızdı be. Tabii tabii. Kesin yerini biliyordur. Arkadaş kız beni nasıl çarptıysa anahtar deliğine anahtarlığı sokmaya çalışıyorum ya. Çok güzel kızdı be. Benim ne yapıp edip bu kantini almam lazım. Amirim ben size ne diyorum, siz bana ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Ya şu an benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Ben burada sıkışmışım, sizden yardım istiyorum. Senin hanıma evlilik teklif edeceğim. Hala aklıma fikir gelmiyor. Bana yardım edin diyorum. Siz bana yardımcı olacağınıza kafanız hala başka bir yerde. Bana bir fikir verin lütfen ya. Sen hala evlilik teklifinden bahsediyorsun ya. Şevket diyorum, kertenkele diyorum, kertenkeleyi yakalayacağız diyorum. Amirim ben inebilir miyim lütfen? Kafanı kırarım, hiçbir yere gitmiyorsun. Kertenkeleyi yakalayacağız. Amirim ben polisim, hayalet abisi değilim ben. Bu şerefsiz kertenkelenin nerede yaşadığını biliyordur. Yürü, takip edeceğiz şunu, yürü. Amirim müsaade edin, ben sağda bir yerde ineceğim. Saçmalama. Olduğunuz duaları kabul edin yarabbim. Amin. Amin. Allah şifa versin kızım. Hocam benim gördüğüm ne olabilir sizce? Herkes hayal görmüşsündür diyor. Ama gerçek olabilir mi? Yaşıyor olamaz mı? Olamaz. Asla olamaz. Hiç mi? Hiç. Ben böyle bir şeye asla ihtimal vermiyorum. Ya onun cenazesini ben yıkadım. Ölen ölmüştür. Ama bile ben yıkadım. Hatta kemikleri bile çürümüştür şimdi onu. Kabirine yılanlar, çıyanlar onun bedenini kemiriyorlar. Hatta bitirmişlerdir bile. Hocam öyle demeyin ne olur. Kötü oluyorum. Tamam, Ziya diyelim öldü. Ruhu dolaşıyor olamaz mı? Ne bu, helikopter mi? Ruh dolaşır mı ya? Ruh, yüce Rabbimin bir emridir. Nereden buluyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri, anlamadım ki. Peki hocam şey, hayalde dolaşır mı? Hah, dolaşır mı? Dolaşamaz. Hiç dolaşamaz. O çok kötü, günahkar bir kuldu. Şimdi kabirde o azaptan dolayı hiçbir zaman için serbest kalıp da onun hayaleti dolaşamaz. Yani buna fırsat bulamaz. Ya. Kabir onu böyle cengere yağmış. Sıkıyordur. Böyle sıkıyordur onu. Tövbe tövbe. Mecali kalmaz. Hocam o zaman ben kimi gördüm? Muhtemelen 3 harflerden biri o sahtekarın suretine girmiştir. Onu görmüşsün. Tabii canım. Bazen böyle insanlara musallat olur. Ben şimdi duaları okudum. Yüce Rabbime kalmış artık. İnşallah bir daha size görünmez. Bekar. Hocam ben sizi kapıya kadar götüreyim. Buyurun. Sağ olun.
bir daha size görünemez. Eğer ki o sahtekar hayalet size görünecek olursa... İnşallah. Hemen siz beni arayın. Ben o hayaleti kabrine kadar kovmasını bilirim. Allah'a emanet ol kızım. Buyurun. Hocam ağzınıza dilinize sağlık. Bay bay. Meczup. Zehra'cığım hadi canım, hadi tatlım biz de çıkalım hadi. Tamam senin dur ya, çıkarız. Ölmüş çürümüş gördün mü? Tamam canım tamam. Ah Selin ah. Evet. Ben şimdi çok merak ediyorum. Bu arkadaşlara ne tür bir ceza vermeyi düşünüyorsunuz? Müdür bey, yönetmeliğe göre ilkinde kınama cezası, tekrarı halinde okuldan uzaklaştırma, yine tekrarı olursa okulla ilişiğini kesme. Diyorsunuz. Evet. Peki siz Ahmet Hocam, her zamanki gibi arkadaşları kurtarmaya çalışmayacaksınız. Yani öğrencilerinizin tarafını tutmayacaksınız umarım. Kesin kurtaracak bizi. İnşallah. Vallahi bana kalırsa direkt uzaklaştırma verelim gitsinler. Ne? Hocam ne diyorsunuz? Hocam, ya? Bir kere hocam, bana bir daha yapacağız. Hocam. Emin misiniz hocam? Hafif diyorsanız tasdikname de olur. Ne tasdik? Oh, hocam ya, çok hocam, ağır değil mi? Vallahi bir kere yapın. Ne olur yapmayın hocam. Çocuklar. Ahmet. Yani sınıfın mevcudu da azalır. Rahat rahat ders yaparız yani. Hocam vallahi babam keser beni. Lütfen yapmayın. Acıyın ya. Hocam siz eskiden böyle bir insan değildiniz. Ne oldu size? Ahmet Bey. Yani eğer daha ağır bir ceza diyorsanız yani... tuvaletleri temizlesinler bir hafta. Hocam, o ne ya? Hocam bütün okullar rezil oluruz. Yapmayın. Oh, hocam iğrenç bir şey var. Bizim de bir kar... Yani değişik olur. Olmaz mı? Zehrini akıtıp şimdi de gezmeye gidiyorsun demek. Pis yılan, sahtekar numaracı. Senin yüzünden annemle babam bile düşman oldular bana be. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Ziya Hoca'yı yar etmeyeceğim sana. Pislik. Nereye kardeşim? Hocama soru soracağım. Yasak kardeşim. Müdür bey senin okula girişini yasakladı. Ama benim hocama soru sormam lazım. Hadi kardeşim hadi. Git başka hocaya sor. İçeri giremezsin. Ama beynimi çok sıkıştırıyor soru. Bir sorayım mı? Hadi hadi. Siz burada bekliyor musunuz sürekli? Tamam şey yapmayın. İnanmıyorum ya. Yani Melis böyle bir şeyi nasıl yapabildi sana? Bir anlasam. Kuzen değil de düşman sanki. Yıllardır böyle. Ama bu kadarını da beklemezdim. Ama kusura bakma Zehra'cığım, kabahatin büyüğü sende. Yani eğer kertenkelenin öldüğünü kabul etseydin bunlar başına gelmeyecekti. Hem ayrıca intihar etmek ne demek ya? Sen bu kadar mı zayıfsın? Selin, başlama sen de yine dedem gibi ya. Hem intiharı da nereden çıkarıyorsunuz? Ha tabii, tabii canım zaten yani binanın çatısına çıkan bendim. Selin. Ben Kara Faruk gelsin diye çıktım oraya. Ne? Kara Faruk mu? Bağır bağır. Biraz daha bağır da duymayan kalmasın olur mu? Ya Zehra'cığım sen ne diyorsun? Ne Kara Faruk delirdin mi ya? Ama gelmedi işte. Ha bir de mezardan çıkıp gelseydi. Tövbe tövbe. Yaşasaydı gelirdi tamam mı? Melis'in bu iğrenç yalanı beni o kadar umutlandırmıştı ki. Ama bana iyi bir ders oldun. Yani. En azından konuyu tamamen kapatacağım artık. Kalbime gömeceğim onu. Hadi kalkalım eve gidelim. Tamam Zehra'cığım kalkalım. Pardon. Bakar mısınız? Hesabı rica edelim. (Gülüyor)
Bu nasıl saç ya? Nerede uzattın oğlum sen o saçı? Ha? Kesilecek onlar, kesilecek. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bir günü daha atlattık. Manyak müjganı uslanmaz öğrencileriyle bir okul günü daha sona erdi. Hadi atlayalım da gidelim artık. Hadi bakalım. Çalış. Hocam. Hadi. Oğlum ne biçim çıkıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen orada? Hocam bir tane sorum vardı. Soru mu? Hı hı. Ne sorusu? Paralel evren sorusu var hocam. Ne? Paralel evren hocam. Hani bizden bir tane daha var ya öyle. Var mı? Var hocam. Paralel evrende. Hocam sorumu soruyorum. Ha. Şimdi paralel evrendeki diğer biz günah işlerse o günahtan biz de sorumlu olur muyuz hocam? Ya sen ne biçim soru soruyorsun ya? Bir de oturmuş oraya bu soruya cevap vermemi bekliyorsun yani? Hocam sormayın. Bu soru geçen gün aklıma düştü. Ya hiç uyutmadı. Her gün kafamı kemiriyor hocam. Öyle böyle değil ya. Sen şimdi... Yok, adın ne senin? Hicabi işte ben. He. Şimdi bak evladım, bu paralel evren mevzusu birazcık sıkıntılı bir mevzu. Dikkat etmek lazım yani. Misal, şimdi diğer biz, hani öyle diyorsun ya, o iyi ise, iyi bir insansa sevapları bizim olur mesela. Tabii ortak oluruz sevaplarına. Ancak farz et ki kötü bir insan, o zaman da günahlarını sahiplenmiş olursun. Şimdi bak, sen de iyi bir çocuğa benziyorsun belli ki. Cennet yolundayken cehenneme gitmeni istemem. O yüzden dikkat et yani. Hocam, hani herkes kendi yaptığından sorumlu olacaktı? İşte ben de onu diyorum evladım. Şimdi farz et ki o öbür biz kötü biriyse, çok kötü biriyse, diyelim ki katilse, sapıksa, Allah korusun. Ne yapacağız? O yüzden ne yapacağız abi? Ne yapacağız hocam? Paralel evrenle falan uğraşmayacağız evladım. Kendi evrenimizde mutlu, mesut olmanın yollarını bulacağız ve yaşamaya bakacağız. Hocam, yazıyorum. Yaz. Paralel evrene düşmeyelim. Heh. Kendi evrenimizde yaşayalım. Aferin. Allah razı olsun hocam. Nokta. Nokta. Hadi. Sağ olun hocam. Eyvallah hocam. Hayırlı günler hocam. İyi günler. Canım hocam. Hocam, iteyim mi? Yok yok, gider bu. Hocam? Gerek. Tamam, hayırlı günler hocam. İyi günler. Maşallah. Vallahi sorum cevap. Hadi oğlum, hadi çalış da gidelim. Hadi buranın manyağı çoğaldı. Nereye? Nereye?